Anlatacağım ünlü Türk bilim adamının adı Ömer Hayyam. Asıl adı Gıyasettin Ebulfethi bin İbrahim el-Hayyam'dı. 1048 yılında İran'ın Nişabur kentinde dünyaya gelmiştir. Babası bir çalıcıdır. Hayyam soyadını da babasının mesleğinden ötürü almıştır. İlgilendiği bilimler arasında işte matematik, fizik, astronomi, şiir, tıp ve müzik yer alır. Daha yaşadığı dönemde İbn Sina'dan sonra doğunu yetiştirdiği en önemli bilim adamı olarak kabul edilir. İşte tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli çalışmaları vardır. O herkesten farklı olarak yaşadığı dönemde çalışmalarının çoğunu kaleme almamıştı. Oysa o ismini bugün sıklıkla duyduğumuz teoremlerin isimsiz kahramanıdır. Elde bulunan ender kayıtlara göre Ömer Hayyam'ın bilimsel çalışmalarına değinecek olursak, örneğin cebir ve geometri, fiziksel bilimler alanında bir özet, varlıkla ilgili bilgi özeti, oluş ve görüşler, ondan sonra bilgelikler ölçüsü, akıllar bahçesi gibi eserlerdir. En büyük eseri ise Cebir Risalesi'dir. Bu eser 10 bölümden oluşmaktadır. Bunların 4 bölümünde kübik denklemlerden bahsetmektedir Ömer Hayyam. Bu kübik denklemleri incelemiş ve bunları sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmayı yapan da ilk bilim adamıdır. Yine matematik tarihinde cebiri sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanımlamıştır. Matematik bilgisi ve yeteneği yaşadığı dönemin çok çok üzerinde olan bir kişidir. Ve denklemlerle ilgili birçok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Örneğin 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır. Denklemlerin çoğunu geometrik metot kullanarak çözmüştür ve bu çözümler çok zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Bunun yanı sıra binom teoremini ve bu teoremde kullanılan katsayıları da bulan ilk kişidir. Günümüzde Pascal üçgeni diye bildiğimiz üçgen aslında üçgeni aslında Ömer Hayyam bulmuştur. Bir kitabında da Öklit'in aksiyonlarıyla ilgili çalışmalarını toplayan Hayyam, işte Öklit'in paralellik aksiyonunu başka bir önerme kümesiyle değiştirmiştir. Bunun sonucunda bugün Öklit dışı geometride kullanılan işte geniş, dar ve dik açılı hipotezleri, dik açılı hipotezlerle ilgili bilgilere ulaşmıştır. Yani Öklit dışı geometrinin temellerini atan kişi kısaca Ömer Hayyam'dır. Yine irrasyonel kavramının da rasyonel sayılar gibi kullanılacağını öne sürerek matematikte bir devrim yaratmıştım. İsfahan'da 3 yıl kadar bulunmuş ve burada bir rasathane kurmuştur. Burada bilimsel çalışmalar yapmıştır. Ondan sonra yine burada hükümdar müneciliğini yapmış ve yıldız falına bakmıştır. Kendi doğum tarihinde bir gök bilimci hassasiyetiyle kendisi hesaplamıştır. 21 Mart 1079 tarihinde tamamladı. Bugün işte halk arasında Ömer Hayyam takvimi olarak, bugün ise Celali takvimi olarak bilinen takvim için büyük çaba sarf etmiştir. Bu takvim güneş yılı esasına göre belirlenmiş ve 5000 yılda bir gün hata vermektedir. Bugün kullanılan Gregorian takvimi ise 3300 yılda bir gün hata vermektedir. Yine Ömer Hayyam'ın yine diğer önemli bir eseri de İbn Sina'nın Temcid adlı eserinin yorum ve tercümesidir. Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar ün kazandıracak önemli eserleri olan Cebir Risalesi ve Rübaiyatı Semerkant'ta kaleme almıştır. Yine burada dönemin önemli isimleri olan Hasan Sabbah ve Nizamül Mülk ile bir araya gelmiş. Hatta Nizamül Mülk ona devlet hayalinden bahsetmiş. Yani devlet hülyasından bahsetmiş ve Ömer Hayyam da ne kadar zeki ve ne kadar ileriyi gören bir insan olduğu için kendisine devlet yönetiminde görev vermek istemiş. Ancak Ömer Hayyam bunu kabul etmemiş. Çünkü o saraydaki entrikaların içerisinde yer almak istememiştir. Yine ilmini genişletmek için zamanın önemli bilim merkezleri olan Buhara, ondan sonra işte Semerkant ve İsfahan'a yolculuklar yapmış. Ve 4 Aralık 1131 tarihinde doğduğu şehir olan Nişabur'da da hayata gözlerini yummuştur. Anlatacaklarım bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.